Şanlıurfa Sürücü Kurtarıcı ve Eğitimcileri Dernek Başkanı Mehmet Yıldız. Vatandaşlarımız tarafından işte son 3-4 ay içerisinde Urfa'da fiyatların yükseldiği talep söylenmekte. Fakat 81 ilimize baktığımız zaman şu an Urfa en düşük iller, fiyat olarak en düşük illerimizden birisi. Bugün İstanbul'da 3600-3700 liraya takabül eden bir ehliyetimiz var. Bunun dışında Gaziantep ilimiz, en komşu yakın ilimizi söyleyelim. Bugün Gaziantep'te 3400 liraya maliyeti var. Bugün Urfa'da 2900 lira gibi bir maliyet söz konusu. Yani bu fiyatlar neden arttı? Çünkü araçlarımızın yakıtları, kiralarımız, SGK'ya verdiğimiz paralar, ondan sonra maliyeye verdiğimiz harcayatlar, milli eğitime doğal olarak verdiğimiz bu tür etkenlerden dolayı tabii ki fiyatlarımız artmıştır. Yani söz konusu bizim kurumlarımızdan ilgi ve alakası yoktur. Yani fiyatların artması bizimle ilgili. Peki ne kadar arttı? Yani çok büyük bir artış söz konusu değil. Yani bugün geçen yıllarda 2300-2400 liraya maliyeti olan bir ehliyetim 2021 yılı içerisinde son 3-4 aylık süreç içerisinde 2900 liraya takabül etmektedir. Tabii ki bu 2900 liranın sadece 1090 lirası maliye verdiğimiz kart ve maliye ücreti. Bunun dışında direksiyon sınav ücreti, yazılı teorik sınav ücretlerimiz mevcut olduğundan dolayı ve SGK'ya ve maliye para yatırıyoruz. Doğal olarak sürücü kursuna kalan çok büyük bir para da bulunmamaktadır. Çevre illerimize baktığımız zaman ve Türkiye'nin 81 ile baktığımız zaman tekrar söylüyorum hemen hemen en uygun illerinden bir tanesi Şanlıurfa ilimizdir. Kamp sistemi değil, yani tek fiyat adı altında tüm meslektaşlarımız olarak anlaştık. İşte adaylarımıza bir haksızlık olmasın diye. Atıyorum bir kurumumuz 2000, bir kurumumuz 1500 demesin. Tek fiyat söylüyoruz. Hiçbir haksızlık olmaması nedeniyle yaptık bu fiyat şeyi. Yani her kurumumuz eşit şekilde eğitimini verecek ve fiyatı da sabit olacak. Yani A sürücü kursuna, B sürücü kursuna gittiğiniz zaman fiyat ne olacak diye gitmeyeceksiniz. A sürücü kursu ve B sürücü kursunda kimler daha iyi eğitim verebiliyor? O şekilde hizmet ve eğitime anlayışıyla sürücü kurslarımıza kayıtlarınızı yapmaya çalışacaksınız. Bu durumda fiyat sizin için en son etap olacak yani. Fiyat düşmesi şu şekil, Şanlıurfa ilimizde tabii ki mevsimlik işçilerimizden dolayı, üniversite öğrencilerimizden dolayı, tatile giden öğrencilerimiz, vatandaşlarımızdan dolayı tabii ki talep düşmüştür. Ama Urfa'da tabii ki bu aylarda her yıl bu bizim için başımıza gelen bir olaydır. Yani şu an büyük bir düşüş yok, yani gözlenmemektedir. Yani adaylarımıza bunu söylemek isteriz. Fiyata değil, eğitim kalitesine bakmalarını istiyorum. Yani hangi sürücü kursumuz daha iyi eğitim verebiliyorsa buna gitsinler. Çünkü eğitim, düzgün bir direksiyon eğitimi almayan vatandaşlarımız direksiyon sınavlarına gittikleri zaman doğal olarak sınav sonucunda başarısız olmaktadırlar. Bunun önüne geçmek için iyi bir kurum seçmeleri lazım. Fiyat zaten artık sabit olduğu için öncelikle eğitim kurumlarını seçsinler. Bunu... Sürücü kurslarının herhangi bir sorunu var mı Şanlıurfa'da? Şanlıurfa'da sürücü kurslarımızın en büyük sorunu eğitim alanı. Eğitim alanında büyük sıkıntılar çekmekteyiz. Bugün eğitim alanlarımızda çevre yolunda sınavlarımız yapılıyor. Hemen hemen 3 tane ilçemiz ve 13 diğer merkez 3 ilçemizin dışında 13 ilçemizin tamamında da bu sıkıntı yaşanmaktadır. Özellikle valilik ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden talebimizdir. Yani sınav alanlarımızın paralel parkuelle parklarımıza kesinlikle dubanın yere monte edilmesi lazımdır. Yani bu sorunu çok defalarca Büyükşehir Belediyesi'ne aktardık fakat hiçbir şekilde netice alamadık. Çünkü adaylarımız eğitime giderken, çalışmalarını yaparken dubaların olması lazım. Fakat hiçbir duba bulunmamakta. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğimiz zaman karayollarına bağlıyor olayı. Yani karayollarının görevi söylüyor. Milli eğitime gittiğimiz zaman Büyükşehir'in görevi söylüyor. Yani bizler de artık bu problemden dolayı sıkıldık yani. Artık adaylarımızın güzel bir eğitim görmesi için, güzel bir güzergahta çalışmaları için bu dubaların olmazsa olmazımız olduğunu söylemek istiyoruz. Yani buradan... Para veriyorlar.
Tabii. Sonuçta kaliteli para veriyorlar. Kaliteli bir eğitim görmeleri için yani bu şart. Bizim kurumlarımız için bu şart. DUBA'ların 81 ilimizin hemen hemen %70 ve %80 de söyleyebilirim. DUBA'larımız sınav güzergahlarında yere çakılmıştır ve hiçbir zaman yer değişikliği olmuyor. Ama ne yazık ki bizim Şanlıurfa'mızın 13 ilçesinde de DUBA'larımız sabah gelip Milli Eğitim tarafından yerlere koyuluyor. Daha sonra akşam çıkışında tekrar alınıp gidiliyor. Şimdi bu durumda sürücü kurslarımız ezbere bir iş yapmış oluyor. Yani bundan dolayı lütfen Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve gerekli mercilerden bu talepte bulunuyoruz. Lütfen diyoruz, DUBA'larımızın yere çakılmasını arz ediyoruz.